İyi akşamlar. Birinci sayfada birlikteyiz. Ben Nilgün Balkaç. Bugün yine birinci sayfada manşetlerimizle dop dolu bir yayında sizlerle birlikte olacağız. Gün içinde birçok haber izlediniz, birçok manşet gördünüz. Şimdi o manşetlerin satır aralarını birlikte okuyarak biraz daha ayrıntılı bakmaya başlayacağız. Hemen başlayalım manşetlerimizle birlikte. İstanbul'a zehir mi yağacak manşetimiz. Bugün Tuzla'da gerçekten çarpıcıydı. Tuzla'daki fabrika yangınında havaya yayılan kimyasal parçacıklar insan sağlığını tehdit ediyor. Ayrıntılarına bakacağız. Konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz İstanbul'daki tabloya. Hemen diğer manşete geçelim. Diğer manşetimizdeki önemli ayrıntı. Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu. Milli güreşçimiz göğsümüzü kabarttı. Bu arada sporda birbiri ardına gelen başarılar var. Milli güreşçimizin evine konuk olacağız ve eşiyle birlikte merhaba diyeceğiz onlara ve duygularını alacağız. Hemen devam ediyoruz. Diğer manşetimizde Ruhaniye vize çıkmadı. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Birleşmiş Milletler'de önemli bir toplantı olduğunu biliyoruz. O toplantıda bütün liderler masanın etrafında olacaklar. Peki İran Cumhurbaşkanı Ruhani gidebilecek mi? Amerika Birleşik Devletleri'nden vize çıktı mı çıkmadı mı? Ayrıntılar birinci sayfada olacak konuklarımızla birlikte. Diğer manşete geçiyoruz. Hemen diğer manşetimizde de yavru köpekleri kuyuya attılar. Bu manşet çarpıcı çünkü yavru köpekler hepsi bir araya getirildi ve o köpekler ağzı bağlanıldı, çuvala koyuldu ve atıldı. Sonrası ne olduğu ayrıntılarla birlikte olacağız. O itfaiyeciler birinci sayfada canlı yayında bizlere aktaracaklar tüm bilgilerini. Başlıyoruz. Şimdi bugün gün boyu ekranlarınıza yangının görüntülerini getirdik. O anlar gerçekten çarpıcıydı. Tuzla'da kimyasal üretim yapan bir fabrikada yangın çıktı. Gün boyu canlı yayında an be an size olayı aktardık. Şu anda soğutuluyor yangın, kontrol altına alındı. Ancak o anlara götüreceğiz sizleri ama o anlar sonrası da çok önemli. Tankın patlaması sonucunda yangına müdahale eden itfaiye erlerinde de yaralandılar. Ve deri ve yan sanayi sitesinde olan bir yangındı. Metal parçacıkları çevreye sıçradı. Sadece bunlarla mı sınırlı? Şimdi tüm bunların ayrıntılarını konuşacağız. Bu çarpıcı görüntülerden sonra İstanbul'u ne bekliyor? Birinci sayfada atacağımız ilk manşet bu. Manşetin ayrıntıları önemli çünkü hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bugün bu görüntüleri izledik. Gerçekten farklı görüntülerdi. Bizi dehşete düşüren görüntülerdi. An be an gelişmeleri aktardık ama sonrası önemli. Hemen konuğuma dönüyorum manşetimizle birlikte. Hüseyin Toros bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Çok çarpıcı bir tablo var. O çarpıcı tablo da şudur. Şimdi Tuzla'daki bu yangının ardından merak edilen soru şu. İstanbul önümüzdeki günlerde bir yağmur bekleniyor. Zehir mi yağacak? Manşetini attık. Manşeti açalım mı birlikte hocam? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Maalesef bu tür fabrika yangınları beraberinde büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor. Tuzla'da siz de gördünüz neredeyse bir volkanik patlamayı andıran bir görüntü vardı. Evet. Ama sevindirici tarafı şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici ama bu önümüzdeki birkaç gün sürecek olan buradan çıkan tonlarca kimyasal minicik parçacıkların, küçücük parçacıkların, kirletici zehirli gazların atmosferde kalıyor olması... Artı Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölgemizde yağış vermesi, yağış uyarısında bulunması, bu yağmurla beraber bu kimyasalların, bu kirleticilerin yeryüzüne düşmesi beraberinde tehlikeli bir durum arz ediyor. Sayın Toros, nasıl önlem alınabilir? Bu tehlikeli durumu siz görüyorsunuz ve söylüyorsunuz bir hoca olarak. Nasıl önlem alınabilir? Gerçekten çarpıcı bir tablo. Yangını kaygıyla izledik ama yangından sonrası daha bir tehlikeli. Şimdi öncelikle aslında meteorolojik şartlardan dolayı buradaki atmosfere salınan kirleticiler yükselici hava hareketinden dolayı yaklaşık 2-3 bin metre yukarı seviyeye yükseliyorlar. Dolayısıyla eğer yükselmemiş olsalardı bilhassa batılı rüzgarların etkisiyle Tuzla'nın doğusunda kalan işte başta İzmit, Sakarya olmak üzere o bölgede ciddi bir tehlike arz ediyordu. Ama şu anda yükselen havayla beraber bu zehirli gazlar yerden yaklaşık 2-3 bin kilometre yukarıda bulunuyor. Ama
Bu cuma gün gelecek olan yağışla beraber yeryüzüne tabii ki atmosfer yıkanacak ve yeryüzüne gelecek. Önümüzde bir süreç var, zaman var. Dolayısıyla bu zaman zarfında bilhassa bu yağışın olduğu saatlerde açık havalarda mümkün mertebe yağış suları ile yağmur suyu ile vücudumuzu temas ettirmemek son derece önemli. Yine bugünkü Tuzla ve fabrika yakın bölgelerinde eğer veya bundan sonraki olabilecek yangınlarda mümkün mertebe yangın içinde çünkü gerçekten vücudumuza zarar veren mikro ölçekte partiküller var. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. Mümkün mertebe bulunduğumuz ortamları bu tür kirleticiye girmemesi için Sayın Toros nasıl kaçınmak gerekiyor? Şimdi kaçınmak gerekiyor dedik. Birinci sayfada her şeyi irdeliyoruz. Seyircilerimiz nasıl kaçınılacak? Bunu söylememiz lazım herhalde. Bir onu açabilir misiniz lütfen? Şimdi öncelikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü radarlarla yağış anını an ve an cep telefonu uygulamalarından veriyor. Dolayısıyla cuma günü beklenen yağış anında eğer bölgemizde hangi saatte gelecekse o saatlerde mümkün mertebe kapalı ortamlarda bulunmak gerekiyor. Açık ortamlarda bulunmamak gerekiyor. Veya açık ortamda bulunmak zorunda kalıyorsak bile mutlaka şemsiye ile vücudumuzun bu yağış, yağmur suyuna temas etmemesine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca oluşabilecek belli yerlerdeki su birikintilerinde vesaire de vücudumuzun yine temas etmemesi için ayaklarımızın bu suya temas etmemesinden kaçınmak gerekiyor. Hocam o zaman şunu söyleyelim ama şu anda canlı görüntüler var bölgeden. Hemen onları da söylememiz lazım. Tuzla'daki kimyasal üretim fabrikasından canlı görüntüler şu anda ekranlarımıza yansıyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor ama siz önemli bir noktaya parmak bastınız. O da şu. Diyorsunuz ki bir yağmur birikintisine kesinlikle basılmamalı, dikkat edilmeli. O zaman ayakkabıya sıçrayan bir birikintiden gelen, su birikintisinden gelen nasıl eve girerken dışarıda ayakkabıların bırakılması gerekiyor muhtemelen. Bir de herhalde çocukların da dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü okul bahçesinde oluyorlar, yağmur birikintileri oluyor ve çocuklar da bunlarla oynuyor. Ne tür önlemler alınması lazım ve uyarılarınızı yapacak mısınız Sayın Toros? Tabii ki yağmurdan sonraki süreçte de çocuklarımızın mümkün mertebe eğer dış ortamlarda bulunan koltuklar, oturma bankları varsa bunların üzerini silmeden kesinlikle oturmamaları, yüzeyin tamamen kuruması, mümkünse hatta biraz zaman geçmesi, tamamen yüzeyini temizledikten sonra oturmaya yani orayla ile temas etmelerinde fayda var. Tekrar ediyorum bakın gün boyu tonlarca kirletici atmosfere karışmış durumda ve atmosferde şu anda Doğu Marmara bölgesinde atmosferde asıl vaziyette bunlar duruyorlar. Sevindici tarafı yeryüzeyine inmemiş olması ama yağmurla beraber gelecek olması. O süreçte çocuklarımız bahçelerde banklar varsa veya başka oturma yerleri varsa mümkün mertebe buralardan kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Hüseyin Toros hocam gerçekten önemli şeyler söylediniz. Bir yangın oldu. Yangın çok etkileyiciydi. O görüntüleri gün boyu ekranlara taşıdık ama şu anda sizin söyledikleriniz İstanbullulara uyarı niteliğinde. Biz de o uyarının altını çiziyoruz sizinle bu tehlikeden uzak durmaları için. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu bilgiler önemliydi. Özellikle İstanbul ve çevrede yaşayanlar için. Eklemek istediğiniz bir şey mi var hocam? Bu defa oldu ama geçtiğimiz yıllarda da buna benzer çok son yıllarda ciddi yangınlarla karşılaşıyoruz. Bilhassa endüstriyel tesislerde çıkan yangınların bulunduğu bölgelerde hakim rüzgarlara bakarak rüzgar altı taraflarında olan vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Örneğin araç içindeki vatandaşlarımızın camlarını açmaması, evler o tarafta olan, mahallesi o tarafta olan sakinlerimizin mutlaka pencerelerini kapılarını örterek bu tür yangın endüstriyel bölgeden çıkan yangın dumanlarından kaçınmaları gerekiyor. Bunu öneriyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bize birinci sayfadan manşeti hava ve tehlikeyle attınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Birinci sayfa devam ediyor. Son günlerde bayrağımız sürekli dalgalanıyor her ülkede farklı platformlarda farklı başarılarla. Bugün son dakika bilgisi olarak ekranlarımıza yansıdı. Yine çarpıcı görüntüler vardı. O çarpıcı görüntülerde de Şaziye'nin başarısını gördük.
Şaziye'nin başarısı gerçekten önemliydi. Şaziye Erdoğan Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altına koştu ve o altın madalyayı kaptı. Gururumuz oldu ve bayrağımızı dalgalandırdı. Şaziye şu anda telefon attığında ve birinci sayfada manşete çektik kendisini. Şaziye, telefon attığındasın, beni duyuyorsun. Bizi gururlandırdın. Evet. Gerçekten Türkiye'de senin başarınla biz de gururlandık. Neler söyleyeceksin? Öncelikle çok teşekkür ediyorum tebriklerinizden dolayı. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hala heyecanımı yenemedim. Şampiyonluk bekliyordum ama tek hareket içinde. Ama ben iki hareketimde de yani toplamda da asıl olması gereken yerde şampiyon oldum. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Bayrağımızı dalgalandırdım. Bu durumdan dolayı çok mutluyum ve bana güvenen, inanan herkese çok teşekkür ediyorum. Şaziye, gururla o bayrağımızı dalgalandırmak nasıl bir duygu? Kendi başarının dışında ülkemizin, milletimizin de başarısını sergiliyorsun. O anı bize anlatır mısın başarından sonraki? Tabii ki. Evet. Yani ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak çok ayrı bir duygu. Yani Allah'ın bütün sporculara bunu nasip etsin inşallah. Nasıl diyeyim, ben burada kadınların gücünü göstermek istedim ve gösterdim. Ve ben ailem için yapmak istedim ve yaptım. Türkiye'm için yapmak istedim, yaptım. Bu durumdan dolayı çok mutluyum. Çoğu insan bana çok desteği oldu. Bana inandılar. Öyle, şu an tam olarak ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü hala heyecanlıyım. Şaziye Erdoğan, çok teşekkür ederiz. Bu heyecanınla, bu başarılarınla bizi, hepimizi gururlandırdın. Biz de senin başarılarınla büyük bir mutluluk yaşadık. Bayrağımız her noktada dalgalanıyor son günlerde. Teşekkür ediyoruz ve memlekete bekliyoruz seni hemen. Devam ediyoruz birinci sayfaya. Birinci sayfada ikinci manşetimize geçiyoruz bundan sonraki. Yine spor diyeceğiz. Rıza Kayaalp diyeceğiz. Rıza Kayaalp dördüncü kez dünya şampiyonu. Bizi gururlandırdı. Rıza Kayaalp sadece dördüncü kez dünya şampiyonu değil. Aslında ona şampiyon altın madalya avcısı demek daha doğru olur. Ve birinci sayfada biz de Rıza Kayaalp diyeceğiz. Ve onu manşetimize çekiyoruz ve birinci sayfamıza alıyoruz. Birinci sayfadan Rıza ailesiyle birlikte evinde. Aslında ailesiyle birlikte dediğimizde hep son dönemde başarılarında yanında annen baban olurdu Rıza Kayaalp. Ama bu kez yanında eşin var. Çünkü yeni evlendin, seyircilerimize bir kez daha söylememek lazım. Birkaç ay önce evlendin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da nikah şahidini olmuştun. Başarılarınla gurur duyuyoruz. Muhtemeldir ki eşinle de gurur duyuyor. Şimdi onunla da konuşacağız ama seninle başlayalım. Bayrağımızı her yerde dalgalandırıyorsun. Bu büyük bir onur, büyük bir gurur bizim için. Sen neler söyleyeceksin? Bir de bu madalya avcılığının sonu nereye kadar varacak Rıza Kayaalp? Tabii ki öncelikle gurur verici bir olay bu yaşadıklarım. Ülkeme kazandırdığım bu madalyalar. Nereye kadar varacak? Bu işi bırakana kadar tabii ki. Ben bunu her zaman söyledim. 10 yıldır söylüyorum, 15 yıldır söylüyorum. Bu yetenek olduğu sürece ve bu her senede bu madalyaları kazandığımız sürece inşallah bu işi bırakana kadar zirvede kalmak ve ülkeme yeni madalyalar kazandırabilmek, yeni başarılar elde edebilmek. Tabii ki en önemlisi de bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı söylemektir hedefim diyordum ve bu yolda da ilerliyorum. Çok çalışıyorum, azmediyorum. Hiçbir zaman disiplinimi bozmuyorum. Bazen tökezlediğimiz zamanlar da oluyor tabii ki. Ama yılmıyoruz, eksiklerimizi gideriyoruz, tekrardan yolumuza giriyoruz ve bu başarıları tekrar tekrar getirmek için çalışıyoruz ve sonunda da tabii bunun karşılığını da alıyoruz. Önemli olan da zaten bu ülke için bunları başarabilmek. Rıza Kayaalp, bütün kutlamayı tüm Türkiye'den aldın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da. Ama tabii bize sözler de veriyorsun. Hemen bundan sonraki hedefine dair sözünü alabilir miyiz? Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız maçımızı canlı izlediler. Ve direkt minderden inmeden de kendileri arayıp tebrik ettiler. Bu bizi gururlandırıyor. Hani büyük bir iş yaptığımızı görüyoruz.
Tabii ki bundan sonraki hedefim diyelim olimpiyat oyunlarına altın madalya kazanmak. Tokyo'da inşallah bütün bu başarıları taşlandırmak istiyorum. 9 Avrupa şampiyonum var büyüklerde, 4 dünya şampiyonum var ve olimpiyat ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Allah'a şükürler olsun. Tabii bunların yanına da olimpiyat altın madalyası yakışır diye düşünüyorum. Ondan taşlandırmak istiyorum bunu. İnşallah o yolda ilerleyeceğiz. Şu 11 ayımızı en iyi şekilde geçirip eksiklerimizi gidereceğiz. Yani daha da iyi olmaya çalışacağız bu dünya şampiyonasından. Ben daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Bazı sakatlıklarım vardı zaten. Onlar da tedavisine devam ediyorum. İnşallah daha güçlü bir şekilde olimpiyatlara gidip hani ömür boyu üzülmemek için çünkü ben biraz çok takıntılıyımdır bu konuda. İnşallah Allah'ım onu bize göstermez. Ömür boyu üzülmemek için o olimpiyat madalyasını alıp ömür boyu güzel bir hayat yaşamak istiyorum. Sevinçli bir hayat yaşamak ömür istiyorum. Ömür boyu başarı dedin, hedeflerini koydun. Rıza Kayalp, nasıl hazırlandın ve nasıl hazırlanacaksın? Tabii ki Avrupa Şampiyonası vardı 5 ay önce. Zaten Ocak'tan itibaren Avrupa Şampiyonası'na hazırlandık Nisan'a kadar. Nisan'dan sonra zaten bir iki ay gibi bir benim böyle bir şeyim oldu, aram oldu. Hani antrenmanlara devam ettim ama artık yaş 30 olmuştu, evlenme vakti gelmişti. Düğün hazırlıklarımız oldu. Tabii onun yanı sıra da akşamları antrenmanlarıma devam etmeye çalıştım. Ve düğünümüzü yaptıktan sonra da Haziran'ın 25'inden sonra da tekrar sıkı bir çalışmaya girdim. Ve 2,5 ay gibi bir sürede kendimi tekrardan güçlendirip forma sokup dünya şampiyonasına katıldım. Bizim için çok önemliydi bu dünya şampiyonası. Çünkü olimpiyat vizesi alınacaktı. Ve hedefim de rekor kırdım. 9. kez Avrupa şampiyonu oldum. Şampiyonadan sonra da 4. kez dünya şampiyonu olup hem yeni bir rekor kurmak ve olimpiyat vizesi almaktı. Hedefimi gerçekleştirdim. Allah'a şükür bu çalışmalar sayesinde. Tabii ki bundan sonra da Tokyo için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sevinci yaşayacağız. Bir iki hafta daha sonra unutacağız. Tekrardan yolumuza bakacağız. Kamplarımız başlayacak. İşte evet. Şubat ayında Avrupa Şampiyonası olacak. İnşallah orada 10. kez Avrupa Şampiyonu olup 6 ay sonra da 5,5-6 ay sonra da tekrardan olimpiyatlara hazırlanıp inşallah orada da yani en iyi şekilde hazırlanıp orada da taşlandırmak istiyorum dediğim gibi. Rıza Kayalp, başarılarını anlattın. Gerçekten önemli, bizi gururlandıran başarılar ama hemen eşinize dönmek istiyorum. Zeynep Hanım'a dönmek istiyorum. Zeynep Hanım, siz eşinizin başarılarını nasıl izliyorsunuz? İzlerken ve başardıktan sonra nasıl, duygularınızı nasıl ifade ediyorsunuz? Gözlerinizden o yaşlar tüm Türkiye'de olduğu gibi, ailesinde olduğu gibi o yaşlar dökülüyor mu? Merak ediyoruz. Nasıl oluyor? Evet. Tabii çok çok heyecanlanıyorum. Zaten ben yani bundan önceki evlenmeden önce de maçlarını sürekli izliyordum ama bu seferki inanılmaz heyecanlıydı. Ellerimin titrediğini hatırlıyorum. Bir ara ellerim uyuşuyordu. Maç bittikten sonra tabii ki gözlerim doldu. İnanılmaz bir ağlama hissi geldi. Ama şükürler olsun çok dua ettim. Zaten ona da elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Hani bu evlendikten sonraki ilk maçımız olduğu için çok çok heyecanlıydım. Kendime zor geldim açıkçası. O kadar fazla heyecanlıydım ki zaten annemle babam da yanındaydı. Sürekli titriyordum, sürekli dua ediyordum. Ama şükürler olsun istediğimiz oldu, dualarımız kabul oldu. Çok mutluyum, yani onunla gurur duyuyorum. Zeynep Kayalp, dediniz ki evlenmeden önce de maçlarını izliyordum dediniz. Ailelerin tanıştırması evet. mı yoksa sizin kendi tanışmanız mı? Rıza Bey'le nasıl oldu, Rıza Kayalp'le nasıl gerçekleşti? Yani daha önceden aileler vasıtasıyla mı yoksa kendiniz mi tanıştınız? Bir hayranlık var mıydı? Nasıl oldu bu iş? Biraz zor bir soru sordunuz yalnız. Biz ortak arkadaşlarımız vardı. Aileler değil, kendi arkadaşlarımız aracılığıyla tanışmıştık. Öyle.
arkadaşlarımız vesile oldu yani. Kaç yıldır izliyorsunuz yani Rıza Kayaalp'i gururla? İki buçuk senedir izliyorum. Yani benle birlikte iki dünya, üç Avrupa şampiyonluğu gördü. Bayağı uğurlu gelmişsiniz. Biraz önce de onu konuşuyorduk. Evet, çok şükür. Süper, bayağı da uğurlu gelmişsiniz. O anlarınıza dair söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Zeynep Hanım? Hayır, yok. Onun şimdi sırada olimpiyat şampiyonluğu var. Onu istiyorum tek. Yani o onun hazırlığında da elimden geldiği kadar yine yardım edeceğim. Her zamanki bir yanında olmaya çalışacağım. Bakalım, inşallah istediği olur. Çünkü gönlündeki tek isteği şu an o yani. Bakalım. Zeynep, kamplardan sonraki ikinci antrenörüm. Kamp araları da beni hiç bırakmıyor. Her zaman koşuya çıkarıyor, ne bileyim işte evimin altında çalışma salonum var. Oraya indirip beni çalıştırıyor. Her zaman başarılı olmamı istiyor yani. Benden çok istiyor kendisi. Bu yönde de evet, sağ olsun çok destek oluyor. İnşallah biz beraber bu olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize kazandıracağımıza inanıyoruz. Onun desteği sayesinde i̇nşallah. De. İnşallah bu gururu hep birlikte yaşarız. Biz de ömür boyu beraber bunun sevinciyle yaşarız diye ümit ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Rıza ve Zeynep Kayaalp. Gerçekten muhteşem, bizi de gururlandırdınız. Bu açıklamalarınızla çok genç bir çiftsiniz ve başarılarınız gerçekten önemli. Birlikte daha çok uzun başarılar ve Rıza Kayaalp, sizin başarınızla tüm Türkiye gururlanıyor. Eşinizle birlikte tüm Türkiye'yi gururlandıralım. Ama bu arada yanınızda sehpanın üzerinde o kemer duruyor. Bir kemeri gösterir misiniz bize lütfen? Tabii ki. Madalyayı Zeynep göstersin. Burada da bir bölüşüm oldu. Madalya kemeriniz. Zeynep Hanım'da. Gerçekten gerçekten gururlu bir tablo. Yani gerçekten de hani şu an elimizde tutuyoruz ama inanın 5 maç yaptım. 5 de inanılmaz zordu. Her zaman şunu söylüyorum. Maç bittikten sonra herkese bunu söylüyorum. Herhalde ömrümle yine 1-2 sene gitti diyorum o 2 gün içerisinde. Çok stresli geçiyor. Tabii yüzümüz gülüyor rakipleri yanında ama içimizde inanılmaz bir stres oluyor. Bunu dışa yansıtmıyoruz. Rakibe karşı hani aciz görünmemek için yansıtmıyoruz ama inanılmaz zor kazanılan bir başarı. Sadece halkımızın gurur duymasını istiyoruz bu başarıdan dolayı. İnanın kendimizi hiçbir zaman düşünmüyoruz. Onları düşünerek oraya gidiyoruz. İnanın o halkımızı en iyi şekilde temsil etmek en büyük arzumuz. O bayrağımızı göndere çektirmek en büyük arzumuz. İstiklal Marşı'nı o kürsüye çıktıktan sonra halkımızla birlikte orada okuyabilmek en büyük arzumuz. Bu dileklerle oraya gidiyoruz ve savaşımızı minderi de ona göre yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun, o bırakma zamanları da olsa bunu düşünerek, o saniyede yani saniyesi bir olay, onu düşünerek ayakta kalıyoruz ve maçı bırakmıyoruz. Saldırıyoruz ve başarıyı böyle elde ediyoruz. Şu an elimizde dediğimiz gibi çok rahatlıkla tutuyoruz ama inanın bunu kazanabilmek için belki binlerce ton kilo kaldırıp kilolarca da yüzlerce kiloda ter dökmüşümdür. Ama halkımız için, ülkemiz için feda olsun terler, harcadığım yorgunluklar yani. Rıza ve Zeynep Kayaalp, sizden başarılar bekliyoruz. Rıza, senden büyük başarılar yine bekliyoruz. Evinizi bize açtınız birinci sayfaya. Çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte oldunuz. Devam ediyoruz birinci sayfaya. Birinci sayfadan... Birinci sayfada bir diğer manşete gidiyoruz. Ruhaniye vize çıkmadı. Diyeceksiniz ki bu nereden? Nasıl bir vize? Birleşmiş Milletler Zirvesi önümüzdeki günlerde olacak ve Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde liderler bir araya gelecekler. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nden Ruhaniye ve ekibine vize çıktı mı? Ne zaman çıkacak, çıkabilir mi? Önce ayrıntılara bakacağız, sonra üzerine konuşacağız konuğumuzla birlikte. İki haberci arkadaşımız iki sıcak durakta. Öncelikle Tuna Şanlım Washington'da olacak. Tuna Şanlım, neler söyleyeceksin? Amerika Birleşik Devletleri ne zaman Ruhaniye vize verecek? Verecek mi? Ne bekliyoruz?
Nilgün Balkaç, bu konuda tartışmalara son noktayı koyacak bir açıklamayla başlayalım istersen. Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Hak'la yayından birkaç dakika önce telefonda görüştüm ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hasan Rouhani'ye vize vermemesinin söz konusu olmadığını ifade etti. Aynı şu ifadeleri kullandı. Bunu elektronik posta olarak gönderdiği için de doğrulanmış bir açıklama olarak size aktarabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi ülke anlaşmasının gerektirdiği şekilde Birleşmiş Milletler'e üye ülke heyetlerinin ülkeye girmesine ve Birleşmiş Milletler'de çalışmasına izin vermekle yükümlüdür dedi Farhan Hak, Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı ve bu noktada artık son nokta konulmuş oldu tartışmalara. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bu konu soruldu New York'ta ve ev sahibi ülkeyle yani Amerika Birleşik Devletleri ile görüşme halinde olduklarını da vurguladı. Donald Trump şu an Los Angeles'ta ve havaalanında bir açıklama yaptı dakikalar önce bununla ilgili olarak. Gelip gelmeyeceği kendi bileceği iş şeklinde konuştu Hasan Rouhani için. Aslında bu ifade bile vize verilmesinde sorun olmadığını gösteriyor. İster gelir ister gelmez şeklinde konuştu Donald Trump Hasan Rouhani için. Ama şu anda Hasan Rouhani değil de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler temaslarını ve gezisini iptal etmesi konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi akıbetinin belirsiz olduğu ve bu nedenle gelecek hafta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul toplantılarına katılmaktan vazgeçtiği de burada son dakika ibareleriyle kendisine yer buldu. Nilgün. Tuna Çağ'la çok teşekkür ederiz. Ayrıntıları aktardın bize. Gerçekten Birleşmiş Milletler'in sözcü yardımcısının sana verdiği yanıt gerçekten önemli. Bu da şunu gösteriyor ki herhangi bir vize sorunu yok. Ama İran tarafına bakacağız hemen. Tuna Çağ'la teşekkür ederiz. Tuna Çağ'ın açıklamaları önemliydi. Özellikle Birleşmiş Milletler'den sözcü yardımcısından aldığı bilgi önemli. Bizim için herhangi bir sorun yok. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde diyor. Peki Tahran'da ne konuşuluyor? Hemen haberci arkadaşım Fatih Sabuncu dönmek istiyorum. Fatih, Tahran'da ne konuşuluyor? Gün boyu bu beklenti vardı. Vize verilecek mi, verilmeyecek mi? Ne olacak? Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden Tuna Şanlı'nın aldığı bilgi doğrultusunda böyle bir sorun olmadığı söyleniyor. Trump da ister gelir ister gelmez kendi kararı diyor. Tahran'da durum nedir? Şimdi şöyle ki Birleşmiş Milletler toplantısına gitmek için üyelerin bir başvuru yapması gerekiyor ve bu başvurunun ardından da ülkeye vizelerin verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Trump'ın açıklaması burada ister gelip ister gitmeyeceği biraz da buna bağlı. Bugün de bu konuyla ilgili bir soru Hasan Rouhani'ye yöneltildi ve Rouhani'nin ifadesine bakacak olursak şu ana kadar bize bir vize verilmiş değil. Dolayısıyla belirsiz dedi. Yani gitmeyeceğiz gibi bir ifade kullanılmadı. Vizenin beklendiği söyleniyor. Tabii bakıldığı zaman bu Birleşmiş Milletler toplantılarına 73 toplantının içerisine bugüne kadar bir kez İranlılara vize çıkmadığı ifade ediliyor ve heyetin gidemediği toplantıya konuşuluyor. Ama onun dışında İran'ın da yetkililerinin gittiğini belirtelim. Daha önce bir önceki toplantıya kim gitti? Ekonomiyle ilgili olan üst düzey zirveye Cevat Zarif gitmişti. Esas tartışılan konulardan bir tanesi de buydu. Cevat Zarif'e yaptırımlar uygulandı. Dolayısıyla Amerika'ya gidip gitmeyeceği konusu. Ama Cevat Zarif vizesiz bir şekilde yola çıkmış ve yoldayken vize oraya ulaşmadan birkaç saat öncesinde yani çok kısa bir süre içerisinde vizesi çıkmıştı. Dolayısıyla acaba böyle bir şey de gerçekleşebilir mi diye düşünüyor olabilir yetkililer ama Hasan Rouhani muhtemelen vize çıkmadan buraya gitmeyi çok düşünmüyor. Çünkü şu anki krize bakıldığı zaman Amerika ile İran arasında ciddi ipler gerilmiş durumda. Bunu ne tetikledi? Son krizlerle birlikte İran dinillerinde hiçbir şekilde görüşme yapılmayacağı, Amerika ile görüşme yapılmaması gerektiği, baskı altında görüşmenin olmaması gerektiğini söyledikten sonra Trump eğer Birleşmiş Milletler toplantısında görüşemeyeceksem öyleyse böyle bir kriz çıkmış gibi duruyor. Ama dediğimiz gibi henüz vakit var, bitmiş değil. İran bu konuyla ilgili de net bir açıklama yapmadı. Vize çıkarsa gidecektir Rouhani. Fatih Sabuncu çok teşekkür ederiz. İki haberci arkadaşımız birinci sayfada hem Tahran'dan hem de Washington'dan ayrıntıları aktardılar. Şu anda Tahran beklemedi ama Amerika Birleşik Devletleri bizim için vize problemi yok diyor. Sorun ortada olmadığını belirtiyor. Özellikle Trump'a son sorulan bilgi ister gelir ister gelmez kendi kararı diye bir karar. Hemen şimdi devam edelim. Konuğumuzla bu ayrıntıyı konuşacağız. Hakkı Uygur, İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
yayınımıza. Hocam, iki tarafında haberci arkadaşlarımızın açıklamalarını dinlediniz. Özellikle Tuna Şanlı'nın Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı'ndan aldığı bilgi önemli. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde böyle bir sorun olmaz diyor. Ama daha önce böyle bir sorun olmuştu. Hatırlayacağımız gibi Ahmedinejad döneminde böyle bir sorun olabilir mi? Olmaz mı? Sorun olmasa da İran bir beklenti içine girebilir mi? Az önce Tahran'dan habercimizin söylediği gibi. Ne görüyorsunuz hocam? Evet, az önce Fatih'in de Tahran'dan söylediği gibi Amerika ile İran arasındaki ilişkiler şu anda çok gerilmiş durumda. Aslında bundan önce Trump sürekli olarak Ruhani ile, hatta Zarif ile görüşmek istediğini söylüyordu. Hatta New York'ta böyle bir görüşme olabilir mi diye beklenti içine girilmişti. Dolayısıyla Ruhani'nin oraya gitmesini haberciler dört gözle bekliyorlardı. Her ne kadar İran'ın devrim lideri bir görüşmeyi yasakladıysa da, belki tesadüfen de olsa bir görüşme olabilir diyordu. Ancak özellikle Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine saldırılardan sonra ve İran'ı suçlayan çok sayıda açıklamadan sonra şu anda gözler Amerika'da, Amerika'nın vereceği karara bağlı. Sizin de dediğiniz gibi, arkadaşların da aktardığı gibi, aslında Amerika ev sahibi bir ülke olarak üye ülkelerin, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin Amerika New York'a gezilerini engelleme etkisine sahip değil. Ancak bürokratik zorluk çıkartıyor. Sizin de dediğiniz gibi 2007'de de benzer bir olay olmuştu. O zaman da Ahmedinejad'ın vizesini son anda çıkarmışlardı ve dolayısıyla protokol işleri yerine getirilmediği için Ahmedinejad gidememişti. Takdir edersiniz ki Ruhani gibi bir cumhurbaşkanının kaç kişilik ekiple gideceğini bilmeden, korumaları vesaire ayarlamadan kalkıp New York'a gitmesi çok kolay değil. Dolayısıyla aynen, İranlılar bunun ayrıntısını bilmek isteyecekler. Yalnızca Cumhurbaşkanı'nın şahsının vizesi değil burada söz konusu olan. Doğru, eğer ekibine vize vermedikleri takdirde ekibi giremeyecek değil mi hocam? Yani Dışişleri Bakanı'na farz edilir, vize verilmedi. Dışişleri Bakanı bu toplantının içinde yer almayacak. Dikkat çekici bir unsur değil mi? Kesinlikle öyle. Bir de Mike Pompeo'nun açıklamaları vesaire var. Eğer dikkat ettiyseniz, işte evet, savaş sebebi gider gibi İran'ın son eyleminden bahsetti. Dolayısıyla Amerika, yine Trump'ın bugün bir tweet'i vardı. Hazine Bakanı'na emir verdim, direktif verdim. İran'a yaptırımları benzeri görülmemiş şekilde artıracak dedi. Dolayısıyla belki bunları da Amerika ilk uygulama yeri olarak İranlı yetkililerin uluslararası uçuşlarına da sorun çıkartabilir, yasaklama getirilebilir. Dolayısıyla Amerika'nın kararı oldukça belirleyici olacak önümüzdeki dönemde İran-Amerikan ilişkilerinin nereye gideceğini görmek için. Çünkü ekonomik anlamda Amerika zaten çok ağır yaptırımlar uyguluyor. Ama yeni yaptırımların hangi konuları içereceği belirsiz. Bunun için de basın yasağından bahsediliyor. İran'dan yurt dışına uçuşların engellenmesi, İran uçaklarına her türlü hizmetin verilmesinin engellenmesi. Dolayısıyla Amerika'nın bu kararı bence yalnızca Birleşmiş Milletler'le ilgili değil, İran'la ilgili önümüzdeki dönemdeki politikalarına dair de ipucu verecektir diye düşünüyorum. Hocam, az önce siz de söylediniz, Pompeo'nun yaptığı açıklamalar, Suudi petrol tesislerine yönelik saldırı bu bir savaş sebebidir dedi ama İran saldırısı demedi. Bunu nasıl okuyabiliriz acaba? Yani çok diplomatik şimdi bir dil kullandı. Şimdi gerçekten Aramco saldırısı, evet, çok ilginç bir saldırı ama şu net, Husilerin elinde böyle komplike bir saldırı yapacak kadar imkanlar olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Olay yeri Yemen'den 1000 kilometreden daha fazla uzakta. Yalnızca dronlar, insansız hava araçları değil, seyir füzeleri kullanılmış durumda. Hı hı. Arabistan'ın sahip olduğu çok gelişmiş hava savunma sistemleri bir şekilde alt edilmiş durumda. Dolayısıyla bugün Arabistan da bu bazı silahları açıkladı, sergiledi. Hı hı. Bunların bazılarının İran yapımı olduğu görülüyor. Tabii ki bunu söylemek çok kolay değil. Çok net bir şekilde ispatlamak kolay değil. Ama bütün göstergeler bu şekilde. Bu da Mayıs ayından itibaren özellikle İran'ın gerilimi arttırma stratejinin bir parçası gibi görünüyor. İran çünkü Mayıs ayından itibaren Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çeşitli tehditlerde bulundu. Biz petrol satamazsak kimse satamaz dedi. Hatırlayacaksınız, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Fujairah limanındaki tankerlere saldırı yapıldı. Evet. Amerikan drone düşürüldü. Dolayısıyla bütün bu resimler yan yana geldiğinde sanki İran Trump'ın seçim öncesi mümkün mertebe sıkıştırarak seçimlere kadar Trump'tan taviz koparmaya çalışıyor gibi görünüyor. Hocam, bir cümleyle almak istiyorum. Gerçekten önemli bir değerlendirme yaptınız ama şu noktada önemli. Şimdi Trump'ın bu açıklaması var, bir yana koyalım, ister gelir ister gelmez diyor. Yani hem bir vize verilebilir İran Cumhurbaşkanı ama ekibine verilmeyebilir. Bu arada Hamaney'i hatırlatalım. Yanlış biliyorsam düzeltin lütfen, Hamaney yıllardır yurt dışına çıkmıyor.
Acaba bu kaygılar İran'da hakim mi vize ya da olası bu yaptırım kararları? Manşetinizi alabilir miyiz? Bunun Hamenei'nin böyle bir çekincesi olduğunu zannetmiyorum. İran hiçbir sorunu yokken de Hamenei yurt dışına çıkmadı. Ondan önce Hümeyni de çıkmamıştı. Hı-hı. Devrim liderlerinin böyle bir tahammülü var. Hamenei Cumhurbaşkanı iken en son Kuzey Kore'ye bir gezide bulunmuştu. Hı-hı. 87 ya da 88 zannediyorum. O günden sonra çıkmadı. Yurt dışına bilindiği kadarıyla çıkmadı. Dolayısıyla bunun Amerikan yaptırım kararlarıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ama yeni yaptırım kararları gelirse İranlı yetkililerin yurt dışı temasları, Cumhurbaşkanı olsun, Dışişleri Bakanı veya diğer yetkililer daha zora girebilir. Hakkı Uygur, çok teşekkür ederiz bizlere yaptığınız bu açıklamalar için. Birinci sayfada vize sorunu ne olacak? Manşeti birlikte attık. Teşekkürler. Birinci sayfa devam ediyor. Çocuklar muhtemelen şu saat itibariyle uyudum ama veliler şu müziği dinliyor. Okul zili. Gerçekten okul zilleri artık bir farklı çalıyor. Bestecisini yayına alacağız ama öncesinde sizlere kısa bir görüntü izletmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından bakın ne paylaştı. Ziya Selçuk'un zil sesini duyduk. Şimdi bu zil sesinden sonra bunun bestesine gitmek istiyoruz hemen. Telefon attığımızda Nil Kara İbrahim Gil var ve biz de ona bu besteyi nasıl yaptığını soracağız. Çünkü artık çocuklar onun bestesiyle sınıflara giriyor. Efendim hoş geldiniz birinci sayfaya. Hoş bulduk, iyi akşamlar herkese. Sizi Ziya Selçuk aradığında bir yutkunduğunuzu söylüyorsunuz. Neden yutkundunuz efendim? Yutkundum çünkü Milli Eğitim Bakanımız arıyor her şeyden önce onun için. İkincisi de acaba ne olabilir, hani ne istiyor olabilirler benden diye düşündüm ve hiç aklımın ucundan bile geçmeyen bir şey duydum. Bana dediler ki ilkokul zillerini, ülke çapında çalacak olan ilkokul zillerini bestesini yapar mısınız? Ve gerçekten o kadar şaşırdım ki hayatımda herhalde bugüne kadar omuzlarımda hissettiğim en ağır yük olmuş olabilir. Çünkü yani çocuklar çok büyük, biliyorsunuz bir bizim her şeyimiz, yani geleceğimiz onlar. Ve okullarda çalacak zili bestelemek gerçekten benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur ve çok mutluyum böyle bir fırsat verildiği için bana her şeyden önce. Umarım çocukların ve öğretmenlerin mutlu olduğu, çünkü orası onların çok uzun zamanlarını geçirdikleri bir yer ve neşe vermiştir, moral vermiştir ve güzel mesajlar vermiştir diye umuyorum. Biliyorsunuz sözlerini Şermin Yaşar yazdı. Evet. Gelecek biziz diyor çocuklar. Gerçekten belki de bu mesajı birazcık büyüklere söylemek de gerekiyor. Yani hem öğretmenlere, hem biz anne babalara, hem yetişkinlere, çocuklara bakış açımızı değiştirecek, geliştirecek, onlarla, onların özüne saygı duyarak büyümelerini sağlayacak sözler yazmaya çalıştık aslında. Ve ben çok içime sindi benim. Daha önce başka denemelerimiz de oldu. Hepsini test ettik, denedik. Ama en çok içimize gerçekten bu sindi. Gerek mesajı, gerekse melodisi içimize sindiği için bunu sunduk. Beğendiler. Umarım okullarda, öğrencilerde beğenir. Bu çocukların beğenmesi en önemlisi tabii ki. Bizlerin değil. Peki. Onu da zaman gösterecek. Yeni açıldı okullar çünkü. Yeni yeni çalmaya başlıyordur diye düşünüyorum. Şu ana kadar size en azından tanıdıklarınızdan, dostlarınızdan bir mesaj geldi mi? Yani zil şöyle çalıyor, bizi çok etkiliyor, çocukları çok etkiliyor. Çocuklar farklı bir coşkuyla okula gidiyor. O mesajlar size geldi mi? Etki, tepki alabiliyor musunuz şu anda? Ya alabiliyorum. Biliyorsunuz sosyal medyadan artık bir şeyle ilgili, yaptığımız bir şeyle ilgili yorumları öğrenmeniz çok kolay oluyor.
birazcık oradan takip ediyorum. Birazcık da tabii etrafımdan da duyuyorum. Çünkü yoldan geçiyorduk, zil sesini duyduk diyenler de çok var. Ama ben kendi Instagram hesabımdan aldığım yorumlardan çok mutlu oluyorum. Gözlerim doluyor, öyle söyleyeyim size. Yani öğretmenlerin de mesajlarına çok gözlerim doluyor. Çünkü diyorlar ki işte bu zille çok moralli giriyoruz derslerimize, çok moralli çıkıyoruz derslere ve böyle neşe getirdi, huzur getirdi, mutluluk getirdi diyorlar. Çok seviniyorum tabii. Bir de şey de diyorlar anneler babalar, hani çocuğumuzu okula almaya gittiğimiz zaman bu zili duyduğumuzda gözlerimiz doluyor, içimize bir mutluluk giriyor. Zaten hani müziğin biliyorsunuz çok acayip güçleri var. Evet. İnsanın içindeki çok hiçbir şeyin dokunamadığı yerlere dokunabiliyor. Çok derinlere inebiliyor. Ben Kelebek Yazı'nda da onu yazdım. Yani ben ilkokul zilini hiç hatırlamıyorum. Acaba nasıldı? Ben Ankara'da okudum ilkokulu. Özenli şey ilkokulunda. Ve zili hiç hatırlamıyorum. Sonra düşündüm. Belki onlar da hatırlamayacaklar ama gerçekten insanın içinde bir duygu kalıyor ya ilkokulla ilgili. Yani hepimizin kalıyor. Çünkü o çok küçük yaşta başladığımız ve gerçekten zorlandığımız, işte okumayı öğrenmeye çalıştığımız, matematiği öğrenmeye çalıştığımız, ilk defa hayatımızda aslında bir ormana giriyoruz gibi bir şey annelerimizin ellerinden. Ve hayata atılıyoruz aslında bir nevi. O yüzden ilkokul çok önemli bir yer bence. Hayatın başında çok önemli bir yer ve orada çocukların hayatında dokunabilmek, belki anılarında güzel bir duygu olarak bile kalabilmek benim için çok büyük bir mutluluk. Gerçekten şeyi düşünüyorum, yani daha başıma gelmedi bu ama bir yerden geçerken bir okuldan bu zili duysam ve çocuklar dışarıya çıkıyor olsalar o sırada herhalde yere çöküp ağlamaya başlayabilirim. Gerçekten olabilir ya da içeri girip siz de onlarla birlikte o şarkının tınlarıyla birlikte o sözleri söyleyebilirsiniz. Evet. Nilkara İbrahimgil, çok teşekkür ederiz. Sadece son bir soru sormak istiyorum size, kısa bir yanıtla. Sizin de bir çocuğunuz var. Çocuğunuzun etkisi bu zili tasarlarken tınılar üzerindeki etkisi ne oldu? Son bir cümleyle. Ya her zaman için Aziz Arif tabii ki anne olduktan sonra benim en büyük ilham kaynağımdan bir tanesi. Yani gözümüzün önünde büyüyen bir insan o, bizim misafirimiz. Ve bütün çocukları düşündüm tabii ki ona bakarken. Onun da çok mutlu olacağı, dinleyince sevineceği, dans edeceği bir müzik olmasa dikkat ettim. Ve ilk onun üstünde test ettim zaten. Çaldım ona ve dedim sevdin mi? Sevdim, bir daha çalar mısın dedi. Dedim o herhalde olmuştur. Nilkara İbrahimgil, çok teşekkür ederiz. Bu karar Milli Eğitim Bakanı'ndan geldikten sonra bir yutkundum diyorsunuz ama şu anda çocuklar büyük bir keyifle, coşkuyla giriyor. Biz de müzik sesini duyduğumuzda kendi dönemlerimizde şöyle bir hatırlıyoruz. Gerçekten içimizi coşturan bir müzik. Teşekkürler birinci sayfaya konuk olduğunuz için. Birinci sayfa devam ediyor. Şimdi birinci sayfadaki bir diğer manşetimizde sıram. Hemen o manşeti ekranlarınıza taşıyacağız. O çarpıcı görüntülerle. 4 yavru köpek bir çuvala koyuldu ve kuyuya atıldı. Mersin'in Mut ilçesinden görüntüler, çuvala konulup ağzı kapatılarak o kuyuya atılan köpekler. Ne yazık ki 35 metrelik kuyudan o köpekler çıktı ama ikisi olay yerinde, biri de barınakta hayatını kaybetti. Biri ise mücadelesini sürdürüyor. İtfaiye erleri yine her zaman olduğu gibi onların yardımına koştular. Kim, neden, niçin yapıyor? Neden bu olaylar yaşanıyor? Ya da bu zararsız dostlardan kim ne istiyor onu bilmiyoruz ama bu olay ekseninde itfaiyenin başarısına gitmek istiyoruz ve onların o anki duygularına. Hemen dönüyorum Mersin İtfaiyesi'ne. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İtfaiyecilerimiz bizimle birlikte. İtfaiye amiri Selçuk Polat bizimle. Hemen Selçuk Bey sizden başlayalım isterseniz. Nasıl buldunuz köpekleri? Şu anda da veterinerimizin hemen kucağında. Hatta durmuyor pek fazla ama sizlerden o anlarla başlayalım isterseniz Selçuk Polat. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Bize ihbar geldikten sonra öğlen civarıydı. Hemen ekiplerimizi hazırladık. Özellikle Vahap Başkanımızın kurduğu özel bir ekip var kurtarma konusunda. Mut'un Karacaoğlan mevkiine hareket ettik. Tabii yol da uzun, 200 kilometrelik bir yoldu.
Gittiğimizde 30-35 metrelik bir kuyu olduğunu gördük. Tabii aşağıdaki durumu bilmiyoruz. Arkadaşlarımız indiler. İndikten sonra zaten olayın vehametinin farkına vardık. Bir çuvalın içine koyulmuş 4 tane yavru ve kuyudan aşağı atılmış. Çıkarttık ve durum çok vahimdi. 2 tanesi ölüydü. 2 tanesi canlıydı. Ölü olanları orada hemen toprağa gömdük ve canlı olanları getirip geçici hayvan barınağına teslim ettik. Bir insan ya da insanlar nasıl yapabilir bunu diyoruz ama itfaiye erleri olarak sizi hep bu tür farklı noktalarda görüyoruz. Sadece hayatlara, insanlara dokunmuyorsunuz yangınlarla ya da afetlerle. Aynı şekilde bu yardım isteyen hayvanlara da dokunuyorsunuz. Ne hissediyorsunuz o anlarda efendim siz ve ekibiniz? Aslında çok değişik duygular yaşıyoruz. Yani o hayvanı kurtarmanın verdiği haz hiçbir şey de yok. Ya da bir yangında bir canlıyı çıkartmanın verdiği haz gerçekten yani mutluluğun da ötesinde bir şey. Biz arama kurtarma ekibi olarak diğer arkadaşlardan daha fazla bu gibi şeylere maruz kalıyoruz. Daha çok canlı kurtarıyoruz. Yani haftada 2-3 gün bu gibi olaylara gidiyoruz. Dediğim gibi özel hazırlanmış bir ekibimiz var. Hem sualtı hem karasal dağcılık anlamında yetişmiş profesyonel ekip. Her türlü olaya gitmeye çalışıyoruz ve işte o gün gittiğimizde de 4 tane yavru, keşke hepsini kurtarabilseydik. Ama maalesef bir tanesini kurtarabildik. O da bizim için sevindirici bir haber. Hemen veteriner ekibimizden bir cümle almak istiyorum. Durumu nedir acaba İsmet Oğulcan Karakuş? Durumu nedir acaba? Kucağınızda şu anda bir isim koydunuz mu? Hemen kısaca. Tabii ismini Mucize koyduk çünkü öyle bir ortamdan çıkıp bu şekilde sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etmesi gerçekten bir mucize. Gayet sağlıklı, keyfi yerinde. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyüyecek ve daha sonra sıcak bir yuvaya gidecek. Çok teşekkür ederiz. Mucizelerin yaşanmasını istiyoruz. Birinci sayfada sizleri konuk ettik ki mucizeleri hep birlikte görelim ve inanalım diye. Teşekkür ederiz bizlerle birlikte birinci sayfaya TRT Haber'e konuk olduğunuz için. Çok teşekkürler mucizenin de mucize olması için. Birinci sayfada bu akşamlık bizden bu kadar. Ben Nilgün Balkaç. Yarın akşam yine randevunuz var. Birinci sayfada bekliyoruz TRT Haber ekranlarında.